çarpıyor. Evet, Blinken NBC ve CBS kanallarına peş peşe röportajlar verdi. Serdar ve Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki savaş yönetimine yönelik şimdiye kadarki en sert eleştirilerini dile getirdiğini söyleyebiliriz. Az önce de söylemiştim, ne olduğunu hatırlatalım. Biden yönetimi Refah'a büyük bir askeri operasyon için Amerikan silahlarının kullanılmasını istemiyor. Bir yandan da Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporu var, uluslararası hukukun ihlal edilmiş olabileceğine dair ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu raporunu da savundu diyebiliriz. İsrail taktiklerinin masum sivillerin korkunç bir şekilde hayatını kaybetmesine neden olduğunu, ancak Hamas liderlerini ve savaşçılarını etkisiz hale getirmede başarısız olduğunu ve kalıcı bir isyana yol açabileceğini söyledi Blinken. Ve Refah'a yapılacak bir saldırının Hamas varlığını sona erdirmeden sivillere zarar verme gibi korkunç bir risk barındırdığını söyledi. İsrail muhtemelen Hamas tarafından doldurulacak bir boşluğa ve kaosa neden olacak bir istikamette ilerliyor dedi. Başka açıklamaları da Blinken'ın neler söyledi, onları da bir dinleyelim. Sivillere verebileceği zarar göz önünde bulundurulduğunda Refah'ta büyük bir askeri operasyon konusunda son birkaç aydır derin bir endişe duyuyoruz. Sivilleri tehlikeden uzaklaştıracak ve destekleyecek inandırıcı bir plan olmadan Başkan Biden bir süredir Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyeceğimizi ve destekleyemeyeceğimizi açıkça ifade ediyordu. Refah gibi yerleşimin yoğun olduğu bir şehirde kullanıldıklarında yaratabilecekleri etkiye ilişkin endişelerimiz nedeniyle ağır ya da yüksek kapasiteli silahların, büyük bombaların tedarikini bekletiyoruz ve bu konuda İsrail'le aktif görüşmeler yapıyoruz. Evet, İsrail'in sivilleri korumak için net ve inandırıcı bir plan olması gerekiyor. Ancak biz bunu görmedik, henüz görmedik diye konuştu Blinken. Bunun dışında savaş sonrası Gazze'nin yönetimiyle ilgili senaryolarla ilgili de açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'nin güvenliği, yönetimi ve yeniden inşası için savaş sonrası bir plan geliştirmediğini söyledi Blinken. Amerika'nın Arap hükümetleriyle ve diğerleriyle böyle bir plan üzerinde çalıştığını da açıkladı. İsrail'le aynı hedeflere sahibiz, Hamas'ın Gazze'yi tekrar yönetemeyeceğinden emin olmak istiyoruz dedi. Ve Amerika'nın İsrail'le Gazze'yi silahsızlandırmanın ve Hamas liderlerini bulmanın daha etkili ve kalıcı bir yolunu tartıştıklarını da kaydetti. Yani İsrail ile Amerika arasında büyük bir diplomasi trafiği de bir yandan sürüyor. Bu raporla ilgili de ilk kez bu bulguları kamuoyunda önünde dile getirdi. Silah kullanımı söz konusu olduğunda çocuklara, kadınlara, erkeklere verilen zararın toplamı göz önüne alındığında İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukukla tutarlı olmayan şekillerde hareket ettiğini değerlendirmek makul diye konuştu. Dediğimiz gibi en sert eleştirileri getirdi şeklinde de yorumlanıyor Amerikan basınında. Bunun dışında Blinken pazar günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la da görüştü. Bununla ilgili de açıklamalar geldi bakanlıklardan ve bu açıklamalara göre de Refah'ta sivillere verilen zarar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in artan saldırısına karşı Amerika'nın uzun süredir devam eden muhalefetini yinelediği söylendi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yine insani yardım çalışanlarının da Gazze'ye yardım getirmesine ve dağıtmasına da izin vermeye çağırdı Blinken İsrail'i. Serdar.